Selamlar. Selam. Yeni bir abonemiz olmuş. Kendisine hoş geldin diyoruz. Mutlu oldum. Çok sevindim. Böyle şeyler insanı çok mutlu ediyor ya. Ya da beni yani. Tabii. Her ay bir yeni abonemiz olsa Ayda bir... Aynen. bu yıl kaç oluruz? 20 falan oluruz Yani evet. 20'lere çıksak tamamdır ya. abi. Artık bizi kimse tutamaz yani. Özlemiş misin podcast'i? Bilmiyorum ki ya. Sen özledin mi? Valla özlemişim ya. Ayrı kaldığım süre içerisinde bir takipçimizden çok şey aldık. Çok güzel mesajlar aldık. Nerede? Recep ya. Ha. Neredesin, neredesiniz dedi, sağ olsun. Valla insan duygulanıyor ya. Öyle beklenmek. Ya insanın yeni bölümünün beklenmesi ne kadar güzel bir şey ya. Biz bir de tutunamayanlarla çakışıyoruz yani. Artık değil ama. Ya artık çakışmıyoruz Ama artık kim bilir neyle çalışıyoruz. ama. Kimlerle çakıştığımızı istersen. Of ya, abi, ergen esprilerinden vazgeçemiyorum ben. Bir bu bir de soğuk savaş diyorum ya. Soğuk espriler. Soğuk esprilere karşı inanılmaz bir tutkum var. Yani niye böyle tiksiniyoruz, şey yapıyoruz ki? Gül, ne olacak? Ne tabii. Zaten gülmenin olayı da çok çözülmüş değil. Yani birileri açıklamaya çalışıyor ama ben hiç çözemiyorum. Neye gülüyoruz? Bu tür durumlarda ben kasmaktan yana değilim yani. Tabii. Ya o an komik geldi. Espri saçma bile olabilir. Yani soğuk olur, iğrenç olur hatta. Gül, sinirim bozulur yani. Sinir bozulmasıdır zaten biraz da gülme. Evet. Recep İvedik'e gülüyor musun? Recep İvedik, Kolpaçino, Maskeli Beşler. Kolpaçino'yu sinemada izlemiştim. Valla. Ne zaman hatırlıyor musun? 2009 değil mi? Olabilir. 2009'da o zaman, evet. Tam tarif mi verdin lan yoksa? Kolpaçino Fan Club. Yani o zamanlara kadar zaten çocukluk falan popüler izleyici Hı. kitlesindeydim. Recep İvedik, Kurtlar Vadisi falan sinemada izlediğim şeylerdi. Kolpaçino bir dönüm gibi oldu bende ya. Bunu çok hiç beğenmedim ve iyi oldu yani. Kolpaçino'yu Kolpaçino'yu niye beğeneyim ki oğlum? Yani beğenmedin işin iyi tarafı tam o zaman. mi? O halimle sinemaya gitmişim falan. Hani Hı. o zamana denk geldi yani. Şimdi beğenmemek çok bir şey değil de o zaman çocukken beğenmemek hoşuma gitti yani. Kendine gurur duydun ha? Böyle bir dönüm noktası oldu yani artık. Daha farklı şeylere yönelmiş gibi. Ya ben de şey oldu. Artık kendim çok rahat bırakmaya başladım. Yani ya bir film acayip derecede kötü olabilir. Yani hiçbir şey yoktur filmde. Ama bilmiyorum, ondan bile böyle bir komik şeyler yakalayıp onlara gülüyorum yani. Zaten tabii canım filmden bağımsız ki komik şeyler. Ya filmin değerine hiç bakmadan ne bileyim gülmeye çalışıyorum ama. Tabii. Mesela Salak Lavanak filmi var. 94 olması lazım. Evet. Jim Carrey oynuyor. Yani benim açımdan film o kadar komik ki. Şeye falan hiç bakmam yani. Yani kendime not olması için IMDb'de puan veriyorum filmlere. Ne kadar Hı. beğendiğimi hatırlayayım diye. Sırf Evet. hani o kadar çok komik olduğu için filme tam puan vermiştim yani. Öyle düşün. Ya o da bir başarıdır. Tabii ki de. Yine mi sinema ya? Bıktım sinemadan ya. Ya Sinema sinemada dediğimiz aynen. filmlere bak ama. Sinemada mesleki yani bildiğim şey iş oraya gidiyor konuşurken falan çok da gitmese de iyi olabilir. Herkesi ilgilendirmeyebilir. Yani evet, herkese hitap etmeyebilir. Geçenlerde bizim komplo teorileri üzerine konuştuğumuz bir podcast vardı, 7. bölüm. Yani resmen nokta atışı yaptık. Ben bunun üzerine biraz daha konuşmak istiyorum. Evet, sen öyle olduğunu düşünüyorsun. Bence öyle, ben yani salgın bekliyorum dedim. Sen de bekliyordun gerçi. Sen de zombi falan diyordun. Sonra bunu şeye makul bir düzleme getirdik hani. Zombiyi biraz istiyorum aslında ya. Kusura bakmasınlar ama hak ediyoruz bence ya.
Bilmiyorum. Hani evinde silahın yok, bir şeyin yok. Bence çok güvenme. Ya biraz aksiyon olur ya. Ama insanlar da zaten birer zombiye dönüşmedi mi çağımızda? Ha diyorsun. Diyorum. Abi şey aklıma bir kadın var, ismini hatırlayamadım. Güç diye bir kitap yazmış herhalde. Bu kitap tılsımlıymış. Ve şu an şey herhalde çok satanlar arasında olması lazım. Tılsımı derken okyanı bir şey mi dönüştürüyor? Herhalde bir şey oluyormuş. Işık görüyormuş herhalde. Ve kadın diyor ki şey bunu alıp topluca kullanamazsınız diyor. Yani bu satın alan kişiyle eşleşir diyor bu kitap. O yüzden herkes bir tane alacak diyor bu kitaptan diyor. Kişi başı bir tane diyor. Yani tılsım öyle etkili oluyormuş. İyi de direkt pazarlama stratejisi bu. Bu dolandırma stratejisi bence. Evet. Abi neler dönüyor ya. Ve bu kitap çok satanlardaymış ya. Yanlış Peki hatırlamışım. hakikaten öyle oluyor mu? Çünkü olsa da şaşmamak lazım. Kişisel gelişim mi? Evet yani geri dönüş mesajları falan almış kadın. Kişisel gelişim olması lazım evet. İşte geçen haftaya kadar cebimde 5 kuruş yoktu. Şimdi 1000 liram var falan filan diye. Böyle mesajlar geliyormuş kadına. Kadın da şey diyor zaten hani kitap zaten ucuz ya falan diyor. 20-30 lira falan bir şey diyor. Yani insanların açlıktan intihar ettiği bir dönemde hanımefendi kişi başı bir tane 20-30 lira alıverin demiş yani tılsım. Nasıl yöntem? Türk mü yazarı? Türk. Kendisi tabii tatillerden şeyler atıyor, fotoğraflar atıyor böyle. Geziyor, tozuyor. İsterseniz abi böyle işte siz de yapabilirsiniz tılsım sayesinde falan. Of of, insanlar yani kandırılmaktan bıkmadılar ya. Çok satanlardı öyle mi? Galiba çok satanlardı. Twitter'a girsem şu an görürüm kadını da bulamam. Yani. Tuğçe Işınsu. Olabilir. Işınlı mışınlı bir şeydi. Evet. Üzülmüyorum ya. İnsanlara üzülmüyorum gerçekten. Kitabın adı güçlükten gelen şey, hiçlikten gelen güç. Ha hiçlikten gelen. Ha, gütü büyük. Çok fazla büyük yazmışlar. Evet. Grafik tasarımcının gözlerinden öperim yani. İşte böyle bir olay. Bu konuya niye geldim ben ya? Şey anlatıyordum. Salgından bahsediyorduk ha. Yani böyle bir komplomuz tuttu, değil mi? Bence başarı bu. Bence bu öyle değil ya. Yani bu kuş gribi, domuz gribi gibi bir şey bence. Ya yani biz biraz daha şey demiştik yani insanların %80'ini etkilediğimiz falan. Evet. Ya işin boyutu bence biraz ne bileyim daha fazla gibi geliyor yani daha büyük gibi. O griplerden daha büyük bir mü? İstatistiklere falan baktığında hani şey virüsle ilgili incelemeleri okuduğunda falan hani şey diyorlar daha az tehlikeli. İşte SARS'tan, MERS'ten falan. Ama ya ölenlere bakıyorsun alınan önlemler falan. Ölüm oranı şu an çok değil. %3 falan. Bundaki şey mesele SARS'tan falan daha çok daha hızlı yayıldığı için. Yani totalde baktığın zaman onlardan daha fazla öldürme potansiyeli olduğu için biraz riskli Evet ya yani grip gibi mutasyona uğrama tehlikesi var işte. görünüyor. Hı. Her sene mesela grip aşısı vuruyoruz ve o her sene etkisini yitiriyor. Hı. Ve bu gripten daha ölümcül bir virüs. Her sene bir de bununla uğraşırsak daha tehlikeli geliyor bana. Ben şeye bakıyorum bir tane site var. Toplam vaka sayısını hangi ülkelere geçtiğini falan yazıyor. Gösteriyor daha doğrusu grafik olarak. Harita üzerinde gösteriyor. Oradan takip ediyorum. Ya ölüm oranı hiç öyle %3 falan değil yani daha fazla. Nasıl daha fazla? Bilmiyorum hesaplamadım da yani bilmiyorum bana fazla geldi. Ölümcül olması bir de sanırım başka rahatsızlıklara falan bağlıymış bir şeymiş şu an Ya için. yaşlıları evet yaşlıları vuruyor. Bağışıklık sistemi zayıf olanları falan vuruyormuş. Sen yani şey diyorsun. Bu grip türünün aşısını bulsak bile şimdi 2 yıl sonra farklı bir şeyle tekrar geri gelebilir diyorsun yani sen. Evet yani normal grip gibi böyle sürekli mutasyona uğrarsa işimiz var. Gribe göre daha tehlikeli, daha ölümcül. Şey yapıyor, direkt zatürreye çeviriyor. Peki çıkış yolu komplo olmayabilir. Hatta ben olmadığını düşünüyorum açıkçası. Doğal olduğunu düşünüyorum.
Öyle mi diyorsun? Zaten biraz da o yüzden çok fazla önemsemiyorum. Ama şu an Çin'in ekonomisi de yani çok büyük zarar gördü. Ya Ha. tam Çin-Amerika ticaret savaşlarının ortasında böyle bir şey olması tesadüf mü acaba? Evet, o yerlerden bakarsan evet. Yani ekonomik olarak bayağı sıkıntısı oluyor. Evet. Çin'de hayat durdu ya resmen. Bilmiyorum, bu tabii komplo. Benden söylemesi. Artık kim inanır kim inanmaz bilmiyorum. Ben de çok kendim de çok ihtimal vermiyorum ama. Benzer şeyler Çin'den daha önce de olmuş. Kültürel yapıları işte bu yabani hayvanlar olan ilişkilerinden ötürü daha önce de benzer Evet. virüs şeyleri olmuş Çin'de. Ya ne bulurlarsa yiyorlar ya. Bu da Yarasa yarasa çorbası diyen var, yılandan geçti diyen var. Yani geçtiği şeyler adam akıllı değil yani. Şunlara bak. bir de Tavuktan geçse eyvallah da. pişirmeden. Ha, pişse o geçmeyecek değil mi? Öyle diyorlar, evet. Yuh ya. Nasıl mide var ya? Abi ben yani sonuna kadar pişmiş şey yerken bile bir şey oluyorum. Acaba bakteri var mı diyorsun? Ya bak, evet mesela köfte möfte iyi pişmemişse ben yiyemiyorum ya. Midem bulanıyor yani. Şey yapıyor Ki musun? bildiğimiz dana eti yani bu. Yenilebilir bir hayvan. Çiğ et doğradığın bıçakla salata yapıyor musun? Hayır. O da bulaştırıyor bakteri. Tabii canım yani Buradan et kestiğim, kamış et botu kestiğim bir yapalım. şey. Evet. Çiğ ete dokunursanız elinizi şapşap ettiyseniz. Çok eril dilde konuştuk yine ya. Ha, onu diyecektim, unuttum ya. Geri döndük ya. Eril Evet. dilimizde. Tekrar döndük ya. Aynen. Eril dilimizden memnun olmayan arkadaşlar ne yapsınlar? Kanalı değiştirebilirler. Evet. Ya biz de bazı şeylere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani öyle duyarsız şey insanlar değiliz de. Her Ha, şeyi de aynen. kınamayın ya. Her şeyi de Ha, duyar yapmaya gerek yok ya. evet. Çok iyi söyledin, aynen. Eyvallah. Senin gibi yönetmenin beğenisini almak. biz uzak mesafe ilişkili podcast diyoruz kendimize. Daha doğrusu podcast'imize. Bir iki bölüm bunu sağlayamadık. Herkesten özür dileriz. Şey oldu. Aynı evi paylaşmak zorunda. Yani zorunda değil. Sağ olsun yani. Misafir etti beni. İsmini söyleyemiyorum ya. Evet. Onlar da yine şeydi ama benzer. Evet, farklı odalardan yaptık. Ha, farklı odalardan falan ve aynı şey. Yani Aynı yöntemle bir yaptık fark yani. yoktu benim açımdan. Evet, konsepti koruduk yine. Sanki Antalya'daydın yani. Evet. O yönden içiniz ferah olsun. Uzaktayız. Tamam mı? Yani asla yan yana konuşmuyoruz. Konsepte Evet. sonuna kadar sadık kalacağız. Evet. Yan yana konuşanlarda şey mi oluyor acaba? Böyle daha fazla konuşma, her şeyden böyle boş boş geyik yapma. Saçmalama şeyleri falan oluyor olabilir mi? Olabilir. Ben işin teknik boyutuna bakıyorum. Sesler karıştığı için kesmek zor olur. Yani mesela sesler karıştı. Birinin sesini kapatayım da öbürünü açayım diye bir şey olmaz. Ha. Evet. Bayağı geç tepki verdim. Çay yudumluyordum. Son yudumumu aldım çaydan ya. Kahve yapayım. Ha, çay kahve demişken işte o senin yanındayken bu Ocak ayındaydı herhalde. Kafein krizine mi girdin? Aynen işte bu benim kalp meselesi o zamanlarla başladı. sabah akşam şey çay kahve sigara. Çarpıntı başladı oğlum, ben Antalya'ya geldim hala şey. Geçmedi, böyle değişik bir şeyler oldu. Yani dinleyenler, sayın dinleyenler, 10 yıl dinlediniz, 10 yıl sonra ben yokum. Ya Allah korusun. İşte böyle geldik buraya, hastanelere düştük. Koşturdular beni. Efor testi falan yaptılar. Oğlum hemen tıkandım lan ben, bitmişim ya. Allah Allah. Bu kadar olabilir mi diyorum ya. Çünkü rutinin falan gayet sağlıklı bir şey yani. Sadece uykun problem senin. Diğer her şeyin sağlıklı. Yani evet. Uykunu da alıyorsun aslında. Yanlış zamanlarda uyuyorsun sadece. Evet.
Ondan da hiç vazgeçmiyorum yani şey. Hani geç uyudum, erken uyanayım falan diye bir şey de olmuyor bende. Peki uykunu düzeltmek istiyor musun? Ya istiyorum ama vücut da bunu istiyor işte. Mesela bir hafta düzelttim. 12'de yatıyorum. Sabah 12'de kalkıyorum. Düzelmiş bir şey oluyor benim için. Sabah 12'de. Ondan sonra kaymaya başladı, tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Yine aynı şeye döndük. Ama asla o 5'i geçmiyor mesela. Onu geçemiyorum. Beşi geçemiyorum derken en geç 5 mi oluyor uyandığın Yatıştan bahsediyorum. şey? Yatış saati işte 1, 2, 3, 4, 5 gidiyor böyle. 5'te duruyor. Dedim herhalde benim biyolojik saatim böyle. 5-12. 5, 5, 1 diyelim. Abi ben işte yani doyamıyorum uykuya ya, bilmiyorum. Geceyi de seviyorum. Geceler benim, geceler bana demiş. Kim? Kaan Ha, Tangöze. Kaan Tangöze derken şey vardı aklımda ya. Kaan'ın bir şarkı sözü vardı ya. Hatta Bekle dedi şarkın... gitti. Ha, neydi Ben o? beklemedim. O da gelmedi. Ha, o şarkının Şiirden değil mi ya? Bu şiir de herhalde. şarkının adı da mı Şarkının adı da Bekle dedi gitti sanırım. o? O şarkıyı açıp dinlemedim hiç. Ama denk Güzel mi geldiği diyorlar? oluyordu. Zaten Güzel çok şarkı. seviyorlar da. Güzel şarkı mı diyorsun? Ben öyle dinlemedim. Ya sana gitmez ama ben seviyorum. Yani bence bayağı kötüydü ya. Öyle açıp dinlemedim ama denk gelmişti sadece. Evet, beğenmeyeceğini tahmin ediyorum zaten. Bu şarkı sözünü hakkında ne düşünüyorsun? Bekle dedi gitti, ben beklemedim, o da gelmedi. Bu nasıl bir şey olmuş? Yani ölüm gibi oldu diyor gerçi de. Kim hatalı İki tarafta eşit kusur var. Burada. Ama bir dakika yani beklenmesi istenen kişi bekleyeceğine dair bir beyanda bulunmamış. bekle demiş. Ben bekleyeceğim dememiş. Hayır, karşı taraf bekle diyor ama o da bekleyeceğim diye bir söz vermemiş. Söz vermemiş ama şey, sonuç itibariyle gelmemiş karşı taraf. O yani olmamış bir şey bu. Hani Tamam da. Bak şimdi. Birine bekle diyorsun. Gidiyorsun. evet. Birine sen bekle diyorsan ya bir şeyi verirsin. Bir umut veriyorsun yani. Bekle deyip de gitmiş. Yani belki bekleseydin gelecekti. Belki beklemediğin için gelmedi. Ölüyorsun durum. Bu konuda da açıklık getiriyor. Ölüm gibi bir şey olan mı kimse ölmedi diyor yani. O yüzden. Orası güzel güzel bak yani gerçekten. Güzel derken yok. Evet. Ya şiirsel anlatım bu durum zaten. Niye olabilir ki? Şiirsel tabii ki de şey, şiire laf etmiyorum zaten. Ya ben bunu o şarkı sayesinde zaten bildim bu şiiri. Sadece düşünmek istedim üstünden. Şimdi edebiyat severlerin de lincinden korunalım. Yok ya, sevmiyor olsam sevmiyorum diyorum. Şiirden yana bir sıkıntım yok benim için. Dumancılar linç edebilir. Problem değil. Dumancılar. Gerçi Dumancılar deyince de bir garip oldu. Kaan'cılar gerçi. Solo. Dumancılar da kalmadı be. Dumancılar. Eski dumancılar. Bizim gençliğimiz neydi? Duman olduğu zamanlar. Tabii. 2000 mi? 2002 falan herhalde. 2010, 2000-2010 arası işte. 2000'li yıllar işte. O şey... beni yak, Zirvedeydi. kendini yak. Aa, tamam, orada uçtu zaten artık. Son noktaydı yani o. Bir de acaba sen hala dinliyor musun şarkıyı? Benim hiç aklıma gelmiyor. Ya ben onu yıllarca dinlediğim için artık yeni şeyler dinlemek istiyorum ya, o yüzden çok dönmüyorum yani. Denk gelirse belki. Çıktığı zaman ama bayağı hoşumuza gitmişti. Aa, o zamanlar ne dinliyordum ben ya? Hayko Cepkin. Ya bunda böyle farkında olmadığınız şey durumu var mı? Ne? Popüler olunca bulaşıcı mı oluyor? Farkında olmasak da. Ya ben bakmıyorum. Mesela çünkü şey olmuştu. İşte 12 yaşında falan bir çocuk vardı. Yani sevdiğim bir ailenin çocuğu. Ajda Pekkan'ın bir meşhur şarkısı olmuştu geçenlerde, birkaç sene önce. Ayrıca Pekkan yıllardır öyle bir şey yapmıyor ya. Şarkına bakmadan hadi onu hatırlamam lazım. Yakar geçerim. Yapar geçerim ha. Evet.
Ben senin yerinde olsam. O değil mi? Ben senin yerinde olsam. Ufak ufak Ha. neydi lan? Evet, o. Hatırlayamadım lan, dur. Hatırlıyormuş gibi oldum ama değil. Ben senin yerinde olsam. Tamam, hatırladım. Ya Ajda Pekkan bu klipte hiç yaşını göstermiyor ya. Ajda Pekkan, evet, o şeyi var. O klibi izlemedim de. Bu mesela, bu şarkı. Hani 12 yaşında Evet. çocuk falan. Bir şey vardı, sahne vardı o evde. Kilitleniyordu. İşte masa üstünde falan böyle takılıyor. Bir yandan bu şarkı çalıyor. Böyle çocuk eşlik ediyor. Hani çok saçma geldi bana yani. Bu çocuk bu şarkıya niye boş yani. Bunu diyorum 12 yani. yaşında mı? 12 yaşında falan. Böyle oynuyor falan şarkıda. Böyle Buna var ya çok hoş. yani... Şarkıdan çok keyif alıyor falan. Süper. Sanırım popülizmde biraz böyle bir şey var yani. Evet, hoşlanıyorsun hakikaten. Yani keyif alıyorsun ama Evet. bir böyle şey var. Fark edemediğimiz bulaşıcılık durumu var. Ya yani mesela şu an bizde o çok fazla yok. Evet. Çocukken falan. Mesela Evet. çocukken dinlediğim şarkılar da muhtemelen böyle bir durum var. Enteresan bir şey. O şarkılarda böyle hafif bir bağımlılık mı diyeyim artık? Yani ufak ufak bir şey veriyor, zevk veriyor sana. Hoşuna gidiyor, eğlendiriyor. Ama hani müzikal anlamda bir zevk alıyor musun gerçekten? Ya bizim Art için, tartıştır. ya şu an bizim için konuşursak zaten ayrı tabii. Evet. Ama hani o çocuk için, o çocuğun yerine koymaya çalışıyorum kendimi. Mesela Tuttu Fırlattı Kalbimde de aynısını yapıyordu. Yalnız 12 yaşındaki bir insanı ben... Ya kendi 12 yaşındaki halim aklıma geliyor. O zaten, evet, oradan empati kurmaya çalışıyorum. Biz de böyleydik yani. Ya yani Ajda Pekkan'a dua et bence. Dinlediğim şarkıları söylesem Ya o ayrı mesela. sana. Evet. Gerçi senin aynen, senin geçmişin daha renkli benden. Geçmişim kirli benim ya. Abi Ankaralı Turgut, İbrahim Tatlıses ve bunların albümlerini indiriyordum ben. Ümit Davala vardı ya. Ümit Davala şarkı çıkarmıştı. Bir yer onu bile dinliyordum. Evet, dinledik, bunları yaptık ya, onu diyorum. Ümit Davala gerçekten şarkı çıkarmıştı değil mi ya? Yani o sıralar büyükler çocuklarda mı? Yani bilmiyorum. Bu popülizm çocuk kafasına mı hitap eden bir şey? Ya da hala daha bunları dinleyen insanlar çocuk kafasında mı? Yani nedir? Bunu çözmeye çalışıyorum bazen. Ya çocuklar daha böyle şey olduğu için hani Ama şey olarak demiyorum. İnsanlar, müzik zevkleri gelişmediği için. evet ya, insanlar neden keyif alıyorsa onları yapsınlar. Yani eleştiri olarak demiyorum. Evet. Zaten insanlarla ilgili çok da bir mesele değil. Yani popülizm ayrı bir mesele. Sadece bir tespit falan, düşünme tarzı. Ya çocuğun müzik zevk gelişmediği için en kolay olanına yöneliyor. Yani ne duyuyorsa çevrede ona yöneliyor. Tamam. Ya büyükler de kendini bırakırsa evet onlar da yönelir. Eğlendiriyor mu? Eğlendiriyor. Ama farklı bir şeyler arayan insanlar tabii ki yönelmiyorlar. Diye düşünüyorum. Demetçiler falan var Ya. ya. Ya bunlar nasıl bir yaşam formu ben anlamıyorum. Mesela Twitter'da falan işte Ötekileştirmeye demom bak şimdi. ben. Evet geliyor. Hazır olun. Uçuyoruz. Instagram'da falan yazıyorlar hatta demom falan kalp atıyor. Ondan sonra mesela bir dizi var. Saçma sapan yeni sitcom aşk dizisi. Netflix mi? Yok lan Türk televizyonda işte. Salak salak bakışmalı. Bol bol şiddet, mafya. İşte töre möre. Sikik bir aşk. Yine. Ne güzel. Güzel kızın yakışıklı oğlana bir türlü kavuşamadı. Hadi İlk bölümde birbirlerini seveceklerini anladığımız. Ya abi ya. yeter ya. Vallahi bıktım ya. Komedi filmi çekerler. Mafya. Anladım. Mafyanın eline düşerler. İşte şiveli karakterler bilmem neyse. Twitter'dan işte bu dizinin karakterlerine ilgili yorum yapıyorlar falan. Hani, lan bu kadar mı işsizsiniz ya? İşte Hülya bu bölümde şöyle yaptı. Çok üzüldük falan filan. Ulan sana ne lan? 3 kuruş para kazanıyorsun. Asgari ücretle geçiniyorsun belki. Ağzında şeyin yok. Neyin? Diş diyecek. Onların ağzında neler var yani? Onların derdiyle yanıyorsun ya. Adam alıyor bir bölümden 20 bin, 30 bin. Onların dünyası böyle. Bir de zaten bu dramaturjide olay bu. Özdeşleştirmek.
O insanlar o karakterlerle özdeşleşiyor ki diziler var zaten. Ve Hı. bazıları çoğu daha doğrusu dolaşını kaçırabilir. Twitter'a yazar, şuraya yazar, buraya yazar. Ya ben bunu hiçbir zaman anlayamadım, yaşayamadım da hani. Ya bir insan bir şeyin bu kadar nasıl hayran ol? Ya hayran olursun. Kendini nasıl bu kadar kaptırabiliyorsun ya? O bir sanatçı yani. Bir sanatçı der miyiz onu da bilmiyorum da. Hani görevini yapıyor. Parasına bakıyor ya. Sen niye kaptırıyorsun? Çıkarınca cenazesini Vallahi of ya. Of. ya o haberi Fazla ya ben onu duygusallık haber var bizim olarak milletin. biliyorum da Gerçek gerçek. hakikaten oldu mu acaba öyle bir şey? Ya Gerçek ya. mesela gerçek de olabilir de mesela 10 kişi katıldıysa da gerçek olabilir. Öyle miydi yani? 1000 kişi mi vardı yani? Gıyabi yıkamışlardır büyük ihtimalle. Gıyabiydi aynen. Böyle bir karakter yok. Karakteri var da gerçek insan yok. Cenaze namazı kılındı. Şaka TV diye bir kanal. Öyle bir kanal mı var? Dua etmişler ya. Ama tabii yine bir dua da Hı? olsa ne olursa olsun bir mesele bu. Bu Gazete kafa. gaz Evet, gazete ilanı vermişler lan. Süleyman Çakır. Öldü diye. Evet. Ya vallahi bizim var millet olarak bir yatırılıp hastaneye yatırıp incelenmemiz lazım ya. Ciddi anlamda gerçeklikten kopma problemimiz var. Şeyleri görmüşsündür. Diriliş Ertuğrul'u izleyip böyle kılıç sallayan tipleri görmüşsündür. Var mı Var. Mesela işte kötü bir karakter ölüyor. Öldürüyorlar. Kendi tuttukları taraf öldürüyor bunu. Vay da bir gaza geliyorlar böyle kılıç sallıyorlar falan. Ya televizyonun karşısında oluyor bunlar. öyle? Akdeniz insanı olmakla ilgili. Akdeniz değil abi bu. Gene... Mardin'de de olsan Akdeniz insanı. Akdeniz insanısın. Ha, duygusallık anlamda diyorsun. Sıcak kalmak. Evet. Fazla romantik yaşıyoruz bence ya. Evet. Neyse yine her şeyi eleştiriyoruz. Biraz tutuyoruz ama kendimizi. Ben mesela bayağı tutuyorum. Hangi kollarla mesela? Şimdi ona da şey yapayım. Yürek yandı birden, unutmadın sen de, unutmadı alem. Nane 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 nane. Kaydığı gökten yürek yandı birden. Unutmadın sen de. Unutmadı alem. Nane nane. Evet. Müzik şöleniyle açtık. Nasıl iş? Sen Ajdar'ın canlı performansına hiç denk gelmiş miydin? de kısmı çok iyi ya. Senli kısım mı? Sen de. Ha, unutmadın sen de. Değil mi? Orada bir name yapıyor yani. Güzel bir yorum. Hayran kalmak elde değil ya. Canlı kaydı, canlı nerede yapmıştık ki o? Şeyde Muhtemelen Instagram'da canlı yapıyor işte. ha, Ha, onu diyorsun. televizyonda mı diyorsun? Aynen televizyonda da denk gelmişim muhtemelen yapmışsın. Kaçırma. Ama televizyonda da canlı söylüyordu sanırım bazı. Müslüm'le olan da özellikle. Üstünde olan canlıydı değil Evet. Ya çok cesur bir hareket. Ben kendisini kutluyorum Ben bundan. Bizi Ajdar'ı dinliyorsa da sevgilerimizi gönderiyorum. çok seviyorum ben Ajdar'ı ya. Evet. Şaka değil yani. Biz zaten Rose of Ajdar'ız değil mi? Evet. İkimiz de. Ajdar'ın gülüyüz. Kendisini Instagram'dan takip ediyoruz. Sağ olsun canlı yayınlar yaparak bizi kendinden ve güzel sesinden mahrum etmiyor. Özlem gideriyoruz bu şekilde. Yani televizyonlarda görmek isteriz ama göremiyoruz. Evet, televizyonlarda yeni albüm olur, bir şey olur. Evet, yani Lütfen. keşke flash kapatılmasaydı da şöyle Müslüm'le tekrar aynı sahnede görme fırsatı verseydi bize. Görmemizi sağlasaydı.
Müslüm ne oldu ya? Vallahi eşsiz dansıyla kayboldu gitti adam ya. Acaba birileri hala duvarlara falan yapışıyordur herhalde şu an hala. Kertenkele. Pideci falan olmuş olabilir. Evet, Yalçın Çakır ne oldu acaba ya? Son hali görenleri şaşırtıyor mudur acaba? Bir zamanlar yalan testi yapıyordu. Ajdar'ı ben bir performans sanatçısı olarak görüyorum ya. Evet. Ajdar'ın televizyonda olması başlı başına Hı. çok böyle beni heyecanlandıran, böyle bir ilham veren bir şey yani. Hakikaten yani Evet. popülizme karşı o kadar sağlam bir eleştiri ki Ajdar'ın televizyonlarda olması. Evet. Yani düşün, adam şunu diyor işte, sizin işe yaptıklarınız nerede diyor yani. Hani o çok sevdikleriniz nerede Seçtikleriniz diyor. nerede diyor. Seçtikleriniz nerede? İşte ben varım, Ajdar var, Çikita var diyor. Evet. Ya bu bir direniştir ya. Hani ya o ekranlarda işte hep böyle çok büyük görülen insanlar var vesaire. Hı. Ve aynı ekranda başka bir zaman Ajdar da var. İşte bu Evet. hakikaten benim açımdan büyük bir performans adı. Kutluyorum Ajdar'ı. Ben de kutluyorum. Kendisini konuk almak da isteriz. Vallahi ben çok isterim ya. Ama ya korkuyorum da bir yandan çünkü ağzını açsan engelliyor Instagram'da. Sen Ha. vay efendim sen kestiren örgütten misin? Ya Bülent Ersoy'la bir husumeti var kendisinin. Hadi ya. İşte böyle bir yanlış anlaması oluyor yani. Tek kötü huyu bu yani. Diğer başka hiçbir şey yok. Çok kırılgan bir yapısı var yani. Evet. Tek kötü özelliği bu. Sanatçı kalbi. Sanatçı kalbi var. Makine mühendisi ve sanatçı kalbi var. Makine mühendisi olduğunu vurgulayalım da. Atlamayalım. Evet. Ben aptal değilim. Makine mühendisi. Yani o yüzden Instagram'da bir şey yazmaya korkuyorum ben kendisi açıkçası. Ben hikayede etiketlemiştim onu. Ama beğenmedi ya. Üzüldük orada. Takmadı ya, aynen. Ektar ama nasıl bizi görsün ki o yıldızların üstünde? Evet, onu da World anlamadım. Doğru. Superstar seninle muhatap olacak da bu biz anlayış gösteriyoruz o konuda kendisine. Tabii ki de. Sevgim eksilmedi. Evet, eksilmez. Onun bir introsu var şeyde Instagram canlı yayınlarında. İşte YouTube'dan ona şey bir hayran hazırlamış. Şimdi bir Rose of Ajdar. Ajdar'a bir şahtama şarkısıyla bir Universal logosu var ya. O Evet. arkada bir şah damar şarkısı. Onunla bir intro hazırlamışlar kendisine. O da Instagram canlı yayın açılışlarını onunla yapıyor. YouTube'dan açarak telefonla. Ha. Onun doğum günü ne zaman ya? Bilmiyorum. Bunu bir doğum günü videosu Evet şey iyi ki doğdun Ajder diye bir şeyi hazırlayabiliriz. hazırlayalım. Ama yetmez o. Onun ağırlığına uygun yapmak lazım. Ya işte ne yapalım biz elimizden de bu kadar geliyor. Yani düşünmek lazım. Bir proje geliştirmek lazım. Kolay bir şey değil. Evet ya zaten kestiren örgüt çok fazla üstüne gidiyor kendisinin. Ya o kestiren örgüt de hani adamın asabını bozmasın ya. Gerçekten yani Git başka yerle uğraş ya. Allah Allah. yeter yani yıllardır balam çektiğinedir ya bu kestirenden. Kestiren haddini bil bak. Kestiren adam. Kestiren dediğim ben şimdi söylemeyeyim burada kim olduğunu herkes biliyordur. Kestirenin mi? Ben Evet. bilmiyorum ya. Söyleyemeyiz oğlum suç. Kestiren örgüt diyor ama tek kişilik örgüt mü? Evet. Ha, örgüt diye kendisi şey yapmış. Kestiren adam ve onun örgütü yani. Instagram'da onun şeyi var. Askerler var. Ajden'in üstüne saldırıyorlar. Ne kadar ayıp ya. Evet. Bir başka değerimiz de bence Hasan Mezarcı. Yeni hükümler mi getiriyor? Kendisini ilgiyle takip ediyorum. Ya olağanüstü kararları var. Ben yakında inanacağım sanırım. Hatta inanmış bile olabilirim. Twitter'da takip ediyorduk değil mi biz kendisini? Evet. Ya peygamberi Twitter'dan takip etmek ne kadar büyük bir konfor ya. Evet. Çok doğru. Vallahi yani çağımız harika. Hasan Mez 12, 18. Hasan Mez 18 kendisi. Allah tarafından verilen bir kullanıcı adı herhalde. Şimdi son kararlarına 18 bakıyoruz.
Şaka kodu mu acaba? Vallahi bir anlamı olabilir ya da Düzce'dir. Düzce mi? Düzce değil, Düzce 81 sanırım. Evet, şimdi Hasan Mezercı hangi kararları almış? Savaşmayı sevişin demiş. Öyle mi demiş? Evet. Allah için barışın, sevişin demiş. İyi demiş. Evet. Korunun diyor mu? O kadarına girmiyor herhalde. Çok eşlilik, Katolik nikahı, rahip ve rahibelerin evlenmemesiyle ilgili dini ahkamı iptal ediyorum. Çok eşlilik, muta nikahı, evlenme, boşanma ve aile hukuku ile ilgili yasalar dini ahkama göre değil, zamana, şartlara ve maslahata göre yasalarla belirlenmeli ve değiştirilebilmelidir. Başka? Nereden okuyorsun bunu? Kendi sitesinden mi? Kendi Twitter sayfasından. Çocuk evliliğini kaldırmış. Bak, Allah razı olsun, bu güzel. Mirastan kadının erkekten az pay almasını, kadına şiddeti tecviz eden dini ahkamı iptal ediyorum. Helal olsun lan sana. Oğlum ben destekliyorum gerçekten ya. Bu adam harika kararları var ya. Tesettürü kaldırmıştı bir de. Hmm. O tartışılır. Ben taraf değilim o konuda. Niye? İsteyen takar, isteyen takmaz bana. Yani şey... Ya ama kendisi öyle diyorsa vardır bildiği. Ben Nesih'imize güveniyorum. Sen ne düşünüyorsun Hasan Mezer konusunda? Ya aynı şeyler. Yani Twitter'dan şey paylaşmıyorsun falan. Çok iyi ya. Ya çağın gereklerine ayak uyduruyor adam. Kaç takipçisi var? Biz kendisini takip ediyoruz. O bizi takip etmiyor değil mi ya? Etmez zaten. O kadar da yapmasın. İyi bir kul olsaydık belki takip ederdi işte bizi. Yalnız şöyle bir durum var. Mesela Hasan Mezarcı'yla mesela burayı alsak podcast'te bayağı 3 saat tatlı tatlı dinleriz yani. Konuşuruz böyle, muhabbet ederiz. Hasan Mezarcı evet. Altta kalan bir insan değil. O da enteresan bir şey. O adamın zaten hitabetini ben beğeniyorum. Tartışmak çok zevkli olur. Hitabeti ayrı, kafası da hani şey değil hani, hani böyle zeki biri yani. Şey değil. Evet evet. Takipçi 56.400. Az değil. Geri kaldı 6 milyar, 7 milyar falan. Ya ben gündemimizi yani çok kötü olaylar yaşıyoruz ülkecek. Hı. Ya beni bu gündemde ayakta tutan tek şey bunlar yani. Ben, 2020 için zaten ben artık şey diyorum yani bir siktirsin gitsin diyorum. Evet. Neler oldu? Üçüncü Dünya Savaşı başlayacaktı az daha. Sonra virüs çıktı. Deprem yaşadık. Zaten şehit haberleri alıyoruz maalesef. Ya beni bugünden de ayakta tutan tek şey bunlar ya. Ben Hasan Mezarcı. Ajdar. Hasan Mezarcı, Ajdar. İşte dolandırıcılarımız. Tılsım satanlar. Twitter'dan insanları dolandıran Running diye bir hesap vardı. Yardım topluyorum adı altında dolandırmış insanları. Hmm. Ya böyle böyle haberler beni biraz şey yapıyor. Hayata bağlıyor. Dolandırılan insanların olması eğlenceli. Eğleniyorum ben. Ya kötü bir durum yani bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitmez. Abi kötü bir durum da yani Twitter'dan adamın biri. Adamın kişisel hesabına belki de yani yardım yapıyorsun lan. Nasıl güveniyorsun ya? Tılsım satan kadın. Ya bunu çok satanlara sokmuşlar ya. Ayıp artık ya. Bunları var ya evire çevire şey yapacaksın ya. Hak ediyor bunlar. Ben hatta gıpta ediyorum ya. Keşke ben de yapabilsem. Vicdan rahat olmaz senin ya. Olmaz evet işte. Allah kahretsin. Bir vicdan verilmiş size doğuştan. Nasıl bir yürek, yufka yüreğimiz varsa yapamıyoruz ya. Hiçbir kötülük yapamıyoruz. Yazıklar olsun. Hep böyle oldukça zaten. Beyefendi oldukça. Eziyorlar. Eziyorlar. Benim karnım acıktı ya. Portakal yedim ama. Portakal doyurmaz ki. Fırının açılmasını bekliyorum. Fırıncı insanların uyanmasını bekliyor açmak için. Ben fırının açılmasını bekliyorum. Evet. Sen uyanmıyorsun ama. Evet, problem o zaten. Ya biz yıllardır böyleyiz değil mi? Ben uyanalı 5 saat mi oluyor? İşte arkadaş aradı. Hı.
arıyorum açmıyorsun falan diye. Ben de hep uyurken aramışsın dün. Halbuki adam öğleden sonra falan alıyor. Ya bak benim yine belli. Ben sabah 5'te yatıyorum. Öğlen 1'de kalkıyorum. Bende o da yok. Ya ama sen evet bazen gündüz bakıyorum yoksun. Bazen gece yoksun. İki gün uyumayıp uyuyorsun herhalde. Ondan oluyor. O şeyi yapamaz oldum ben ya. İki gün uyumayıp hemen uyuma. Bir kere senin yanında yapabildim herhalde. Artık bünye kaldım. Bünye kaldırmıyor. Değil mi? Sen de zorlanıyorsun değil mi artık? Evet. Yani ben biraz daha alışacağımı zannederdim uykusuzluğa. Evet, olmuyor artık. Yaşlanıyoruz ya. Çöktük oğlum, bittik lan. Geçtiğimiz soldu. İyice çökmeden diplomamı alayım Haziran'da da. Diplomanı al bir... Asayla gitmeyeyim mezuniyete. Dedeler medeler görüyordum ben ya. Neyin hırsı bu artık ya? Bırak sal gitsin. Gez abi ya. Dayı. Geze. Gez ya. Antalya'da koyları moyları gez. Bazıları öyle görüyor ama. Ege'yi gez. Anlamıyorum. Bu yaşlı insanların da okuma sevdası nedir arkadaş? Tamam. Ya, okumak güzel bir şey. İnsan kendini geliştirmesi her zaman çok iyi bir şey ama. Bir amaç buluyor işte. Meslek edinenler yine iyi de. Yani emekli oluyor mesela. Emeklilikten sonra okuyor. Ne yapacaksın abi? Ya kalmış şurada 3 günlük ömrün. Git gez yani dolaş. Bana çocukken ne olacaksın diye soruyorlardı. Ben emekli olacağım diyordum ya. Harbi mi? Evet. O neymiş ya? Ya mesela oldu mu? Bunu ilk kez duydum. Valla anlatmış olmam lazım ya. Güzelmiş. Çocukken emekli olacağım diyen bir çocuk ilk kez duyuyorum. Evet. Gerçekçi bakalım. Biz hiçbir zaman çalışmak istemedim. Yani meslek sahibi olmak da istemedim yani. Sürekli yatsam uyusam. Buydu benim hayat felsefem. Hala odur yani. Ya keşke şöyle bir şeyimi para basan bir yerimiz olsa da. Oteldir bir şeydir. Bu nasıl böyle oldu ya? Yani bizim ailemiz, geleneğimiz çalışan eden disiplinli böyle sabah kalkan akşam yatan falan. Evet. Bize ne oldu? Yani bizim boyumuza ne karıştı onu bilmiyorum. Yani ortada çok keskin bir jenerasyon farkı var yani. Çok. Yani aileyle hiç alakamız yok. Ya alaka derinlerde var da şey olarak biraz da görünüş itibariyle işte. Evet. Sanki onun başka bir şeylerin çocuğu gibiyiz. Mesela yani artık çok olmuyor da eskiden konuştuğumuz zamanlarda böyle memur olmamı, mesai saatleri belli olmasını falan istiyorlardı şu. Ben de yeni yeni anlatıyorum ya, memur olsam desem 5000 lira alsam aydı. Yılda 60.000 yapıyor şu. Yani ben yıllarca çalışıp sadece bir ev mi alacağım falan, bunun için mi yaşıyorum gibisinden anlatmaya çalışıyorum ama. Yaşlarda şey var ya, memur olsun zihniyeti var. Bizim mesela şimdi milyoner arkadaşımız var biliyorsun. Milyoner arkadaşımız mı var? Ha evet. Kız tarafı. Doğru lan. Doğru diyorsun lan. Bizim milyoner arkadaşımız var ama. Yani. Kız tarafı hala. Statümüz artmış. Memur olsun diyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kafayı yiyeceğim ya. Ya ben onu çözemedim zaten. Yani. Kız tarafına beğendiremedi kendini. Nereden geldik buraya biz? Oo, reklam mı yapıyorsun? Aynen. İşte uyku düzeni falan dedik ya. Evet. Fırının açılmasını bekleyen insan modeli. Yani ne zamana kadar böyle devam edeceğiz sence? Evlenene kadar mı? Sen evleniyorsun herhalde yakında. Ben düzeni kurarsam evlenirim. Niye evlenirim? Öldük oğlum. Mezar bir ayağımı çukurda. Yok ya, daha genciz. O mesele de var, evet. Emin lan genciz herhalde.
Ya yaşın ilerlemesi şeyleri değişim insan değişime götürüyor biraz ya ister istemez. Getiriyor. Artık standartların falan düşüyor insanın. Yani sen yükseltmek istiyorsun biraz da. Yani şey bile. Önceden hiç arkadaş kurmayacağım insanlarla muhatap olabiliyorum, konuşuyorum, ediyorum, yeni arkadaşlar oluyor. Olabiliyor yani biraz daha tolerans gösteriyorum. Mesela dinlemeyeceğim müzikleri artık dinleyebiliyorum falan. Biraz şey gibi oldu. Beklentimi düşürmeye başladım. Biraz koy verdin herhalde sen ya. Yani onu da koyuverdim. Yani standartlardan da taviz veriyorum artık. Taviz vermemi yoksa şey mi ya? Genel bir hoşgörü durumu herhalde. Olgunlaşma. Bu imarlaşan siteler kurulan yerler var sanırım. Kefes tarafında. Şey de yaptılar, Yeşilbayır'da yaptılar sanırım. Varsak, Yeşilbayır. Yeşilbayır, Döşemaltı'na doğru muydu? Ya Antalya'nın çıkışı var ya. Şey Korkuteli'ye doğru, evet Döşemaltı. Nasıl oldu acaba? Gördün mü hiç? İnşaat halindeydi ama tam bitmedi herhalde. Orada bir sorun yaşandı. Şey güzel değil mi Antalya'nın? Kuzeye doğru yapılaşma oluyor. Evet. Bir de güneyde sanırım zaten çok yer kalmadı Deniz var. artık. Ve işin iyi tarafı şey değil hani mesela Kentleşmesi güzel. İstanbul'a evet yani Ümraniye'ye falan baksan burada Evet. herkes çılgınca bir şeyler yapmış yani burada onu görüyorsun. Evet. Antalya'da biraz bir kontrol falan olmuş. Ya Antalya'nın kentleşmesi var ya yani diğer şehirlerle farklı gerçekten. Bayağı yeşil alan bırakıyorlar ya. Hani plana göre burada bu kadar yeşil alan olması lazım kişi Antalya'nın başı. merkezden değil mi? Oraya asla bir şey yapılmıyor yani. Bina falan dikilmiyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani merkez. Her yerde park var yani. Muratpaşa Belediyesi'ni çok eleştiriyorlar. Her yere park yapıyor bilmem ne diye. Yapsın oğlum park yani bu. Yeşillik. Evet, burnunun dibinde bina olmuyor Antalya'da o yüzden. Evet evlerin arası bayağı boşluklu. Mesafeleri var. Evler geniş, ferah, balkonlu. Kenar gözümde gittikçe cennete benziyor ya. İstanbul'da oturduğum için. Kemer zaten abi çok iyi yani orası özel bir bölge olduğu için zaten yapılaşması biraz şeydir, kontrol altındadır. Şey, bizim caddede iki katın üstüne izin yok. Evet. Güzel şeyler bunlar Yani ya. çatı kata çıkıp denizi görebiliyorsun falan. Ki Evet. arada bayağı mesafe var. Ya işte bu kurallar falan böyle deşilmese arada bir. Gayet güzel şehirlerimiz olacak. İstanbul'da delik deşik etmişler mesela. Kemere Yok yerleşmeye dinleyenler zaten şey ya. Çok iyi insanlar. gelmeyin. Gelseler kaliteyi arttırırlar yani öyle. Biziz. Nice Aynen. laflar. Sen bu işi biliyorsun YouTuberlık geçmişim var baya. Gel senin de var. YouTuber'lık yok bende ya. Şarkı falan yüklüyordun ya. YouTube'a şarkı Godspeed diyor. o yıllar önce koydum. İlk postum olsun diye Bir de koydum. kısa Duruyor filmlerini sadece. koyuyordun. Ha film. Evet. Mecburen trailer olarak. Dinleyenlere de takip edenlere de teşekkür ediyorum ben ya bu arada şey. YouTube abonelerini. YouTube aboneleri olsun, Instagram takipçileri olsun. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Hem kendi arkadaşlarımıza hem kız arkadaşımın arkadaşlarına. Hem senin arkadaşlarına. Benim dinleyen yok. Dinleyelim bakalım. Belli olmaz. Ne diyecektim dur. Biz konsepti falan değiştirdik gibi oldu ama çok da bir şey değiştirmedik. Şimdi Hakan işleyen devam ediyor. Vazgeçemiyorum. Ediyor mu? Ne diyor haberin yok muydu? Yok. İstemiyor muydun? Fark etmez. Yani telifsiz daha iyisi bulmak mesele. Fark etmez Ya yani. ben şöyle düşünüyorum hani tam kaliteli bir şey ortaya koyabiliriz. Ya bu da kaliteli de. Eğlenceli olsun diyorum yani kasmaya gerek yok. Evet. Yani sen şey çekineceğim var sanırım. Hakan işleyenler rahatsız olan dinleyenler var mı? Çekineceğim Ha falan. aynen evet. Ama
Onlarca podcast var. Yani milletin boş boş konuşmasındansa ben şeyi tercih ederim yani. Hakan Hüseyin'i tercih ederim ya da eğlenceli bir sohbet tercih ederim. Olabilir. Yani podcast dinleyen sensin. Bakıyorum genelde kafa açıyorlar abi. Niye dinleyeyim ki? Kalta Kal soğuktu. Soğuktum en başta Kadıköy sahnesindeki, Kadıköy sinemasındaki pardon. Oradaki çok güzel ya, evet. O sarmış tabii. 20 dakika falan, 20 dakika falan dinledim Evet. onu. Kadıköy sinemasındaki çok güzel. Mat kafası da fena değil de işte. Kadıköy sineması daha iyiydi sanırım. Genel olarak iyi ya. Oradan buradan var. Tavsiye edilir. Twitter'ın kralları. Bir de biz varız işte. Biz dinleyin abi. 3 3 podcast dinleyebilirsiniz. Böyle çok şey oldu ya. Emir verir gibi. Podcast'in geleceğini nasıl görüyorsun? Podcast'in geçmişi ve geleceği mi diyoruz? Gelmişini geçmişini masaya yatıralım. Evet, çünkü ben hala ikna olamadım Allah yani. Allah. Toplu ulaşımda giderken halen daha müzik dinlemek istiyorum yani. Ya ben mesela yatarken ne bileyim yani bir dinleyecek ya da izleyecek bir şey istiyorum. Ki izlemek yoruyor yatarken. Gözüm ağrıyor artık mesela. Belli bir Doğru nokta. diyorsun, yatarken olabilir. Evet, böyle artık kafamı toplayamaz hale geliyorum. Ses gelsin arkada diyorum. Hani bir şeyler dinleyeyim yine de. O sırada mesela güzel oluyor. O zaman Hakan işlerinin sesini çok fazla açma ki insanlar uyanmasın. Böyle 12'de dalmış olacak mesela. Birden şey oluyor. Hakan isteyen başlıyor. Lan ne oluyor? Sok çıkar falan diyor. Tuvaletim mi geldi acaba? Niye uyandım ben falan diye onu sorgulayacak. Mesela ben şey kaltı canlı olduğu için şeyde de izliyorum artık. Bir şey yiyip içerken. Canlı mı yapıyorlar? Canlı yapıyorlar ya artık. 100 seferdir canlı yapıyorlar. O, yani öyle yaptıkları için izleyebiliyorum da artık. Demek ki Kadıköy sinemasındaki de canlı olduğu için ilgimi çekmiş. Olabilir. Gaye falan biraz iyi sallıyorlar. Zaten gazapizm olayından sonra ben de sallarım yani kusura bakmasın. Evinde ağlıyordur şimdi ben böyle dedim ya. Türk metal, bir tane Türk metal grubunda da konuşuyorlardı. Aha, Bu da güzeldi ya. Rasim Paşa'dan tamam. Türk Şey. metal grubu. Dünyaya hükmeden laflar. Dünyanın bir yarısı elimde. Neydi o ya? Ondan Bir sonra elimde şey diyor. dünyanın yarısı. Ha, bir elimde dünya, bir elimde öbür yarısı. Burada mantık hatası Hoşuma gitmişti. Rasim Paşa'dan yapıyorlar falan. O kadar. Metal müziği Evet, sakin olun diyor. Hani önce bir Bahariye tarafına falan gelince oralara gidersin. Güzel ya. Mizaha yeni bir soluk getirdiler sağ olsunlar. Cem Yılmaz bitti artık ya. Mesela gündemde o var şu an bir de. Haberin var mı? Cem Yılmaz'ın bitişi mi? Cem Yılmaz garip garip işler yapıyor ya. Şimdi Serena Sarıkaya ile şeyi aldattı ortaya çıktı. Defne Samyeli'ni. Şimdi Serena Sarıkaya ile evleneceklermiş Oha. herhalde. Serena Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin işte mutlu olsunlar falan ben bir şey demiyorum falan demiş. Cem Yılmaz da bununla alay ediyor falan. Saçma sapan ergen hareketler yapıyor. Bilmiyorum ya adam filmleri kötü zaten. Defne Samyeli ile evli miydi o? Evli değil herhalde ya. Adam evliliğe tövbe etmiş olması lazım ama yine evlenecekmiş Bir herhalde. tane oğlu mu var? Aha. Ya Cem Yılmaz'ın aslında Ya komik mi adam hala? beslendiği şeyler bitti biraz. Yani popülaritesini arttıran şeyler bitti aslında. O mecralar yani daha doğrusu sinema falan, konvansiyonel sinema. Netflix'ler, dijital platformlar geldiği için. Ya olabilir de adam bir de hayat tarzının çok değişmesi etkiledi yani mizahını. Ha evet, hayat tarzının değişmesi doğru. O Çok yaratıcı da evet etkiliyor. çok dar bir dünyaya kapandı.
Oradan da bir şey çıkmıyor işte. Sadece artık medyada gördüğü şeyleri falan eleştirebiliyor şey, ya da onlardan espri çıkarıyor. Yani komik mi komik, hala ben dinliyorum mesela, güzel. Ama işte. Değişik ya, böyle değişmeden kalan ömrünün sonuna kadar üreticiler. Zor. Mesela Leonard Cohen var. Hı. Adam dedeydi falan en son. Ama yani tamamdır yani. Adam görevini bence yerine getirdi yani, huzur içinde uyuyor. Evet. Sevmez ama yine de severiz ya. Yani kendi adıma ben seviyorum yine de. Yani son filmlerini izledim mi hiç? Güzel değildir muhtemelen. Evet. Ne yapıyoruz? Kapatıyoruz mu? Evet. Çok daldan dala atladık ya. Nasıl toparlayacağım oğlum ben bölümü? Bırak dağınık kalsın. Oo. Bırak boş kalsın elim. Lan Popstar Erkan'dan bahsedecektim. Ah be. Popstar Erkan aklıma geldi. Erkan. Arabeske girince. Arabeske girince mi? Bırak boş kalsın elim dedim ya. Ha, kimin birisinin şarkısı mı? Deniz Tekin'in şarkısı. Yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter. Böylesi daha güzel. Gerçi bu eski bir şarkı herhalde ya. Deniz Tekin değildir. Ha. Bazen benim aklıma herhangi bir şarkı geliyor yani, alakasız. İşte bu geçenlerde şey geldi. Popstar Erkan'ın şarkısı aklıma geldi. Onu söylediği. Açtım yine bayağı bir dinledim. Ağlayarak uyudum ya. Harbi mi? Yok yok, şaka yapıyorum lan oğlum. Ama şey oldum yani, modum falan düştü ya. Adam resmen harcamışlar. Hatırlıyor musun sen adamı? Yok, ilk kez duydum. Popstar Erkan gitti de gitti yaz. Poster Erkan yazdım. Gitti de gitti geldi. Onu bir dinle ya. Ya Çok güzel. Orhan Gencebay'ın şarkısı. Adam dinlerken gözlerini kapatıyor yani, dalıp gidiyor. İşte kendilerine rakip çıkarmamak için adamı harcadılar herhalde. Ne oldu bilmiyorum. Hadi ya. Birinci mi Ebru oldu ki? birinci olamadı herhalde ya. Öyle jüri kendinden geçiyordu, bilmem ne. Bülent Ersoy işte bir hareketler yapıyordu buna. Orgazm Hayır da yani, ne kadar etkilendiklerini belirten hareketler yapıyorlardı. oldu. Abi gel gör ki hiçbir elinden tutmamış yani adamı. Harcandı gitti. Bülent Ersoy'un sevdiği bir adam varmış. Kestiren örgüt. Evet. Yarışmacılar arasında sevdiği bir adam varmış işte. Ondan yana oy kullanmış diyorlar. Ben çok izlemedim de. Zaten o adamla sevgili olmamış mıydı? Olmuştur. Bülent Ersoy'la sevgili olmak. Popstar Erkan'ı da kestiren örgüt bitirmiş herhalde. Görüyor musun? Ülkemizin değerleri bir örgütün pençesinde yok oluyor. İşte güzel şeylere saldırıyor. Bak, acılara da saldırıyor. Evet. İstanbul'da yaşıyor değil mi ya? Ben göremem kendisini. Evet. Kalabalık yerlerde yaşıyor. Şey mi lan bu? Hayvan gibi bahsediyor. Kalabalık yerlerde yaşar. Sulak. Oğlum bizi duyarsa bizi de engeller ha. Affetmesi Yok yok ya. adamın ya. Ben sevgimi Evet. belirtiyorum. Ona bir kamera şakası yapılmıştı. O çok ağrıma gitti ya. Üzüldüm. Hadi ya. Ay terbiyesizler. Ne Ya yapmıştır? adam işte şey bir müzik kuruluşundan mı geliyormuş bir şey? Artık işte sanatınızı icra edemezsiniz gibi bir şaka yapıyorlar buna. O da işte tamam diyor böyle, ya artık yapmam falan bir şeyler. Sonra kamera şakasıydı diyor, ağlamaya başlıyor acılarımız. Yapma ya. Kötü oldum. Terbiyesizlik ya. O şakanın videosunun altına yazmıştım. Yazdığın şeyi söylesene. Tam hatırlamıyorum. Ajda Bey, sizin bir damla gözyaşınıza dünyayı yakarız. Böyle bir şey diyordun, değil mi? Sizin bir damla neydi? Tam hatırlamıyorum. Ama ajdarcığım kalp atlıyorum. Evet. Onurlandık ya. Birkaç yorumumuza kalp attı. Sağ olsun. Üç tane yoruma kalp atmış gördüm. Ama böyle nerede bilinmedik videosu var, onlara şey yapıyorsun, yorum yazıyorsun ya.
İçimden gelince ya, gönül adamım, ne yapayım? Şöyle meşhur videolara yorum atarsan takipçi falan gelir belki. Böyle popülist işler senin işlerini sen yaparsın. takipçilerimize teşekkür de etmiştik. O zaman kapatalım mı ya? Evet. Evet, o zaman yeni bir bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendine iyi bak. Sen de. Teşekkür ederim. Şimdi Müslüm, sen bir köşede benim müziğimde şurada dans edebilirsin. Ve yeni bir tane şarkımız var. Onu biraz önce de bir yarışmacı arkadaşımız canlı olarak okumamı istemişti. Hem ona yanıt hem de beni ve Müslüm'ü aynı sahnede görmenizi sağlıyorum. Teşekkür ederim. Kon! 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 Kon aşka kon! 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 Kon aşka kon! 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 Kon aşka kon! Seni sevdim en son! Sınava soksan beni anladın mı?